Tekrar birlikteyiz. Şimdi e, bu donanmanın görüntülerini yayınladılar. İsrailler. İsrail donanması Gazze sahilinde diyorlar. Donanma komutanı da kara kuvvetleriyle işbirliği içindeyiz diyor. Ya bir e, şeyi görüntü, e, bir Gazze haritası görebilir miyiz e, önce bunu gör, donanmadan önce? Şu nedenle yani deniz nerede ve donanma nereye konuşlanmış olabilir? Şimdi aslında baktığımızda şurası deniz Gazze'de. Eh. Yani şimdi bunlar şunu mu yapıyorlar? Yani havadan bombalıyorlar bir de denizden mi bombalıyorlar? Evet. Aynen öyle. Yalnız e, dikkat edilirse gemiler büyük muhripler değil. Hücum botlar şeklinde. Daha küçük gemiler. Ve dikkat edilirse gene yakındılar. Niye öyle peki? Karaya yakındılar. Niye gemi yok? E, yani büyük gemiler kullanmamışlar. yani Demek Hı. ki büyük bir ağır bombardıman mı düşünmediler onu eğizden, bilemeyeceğim ama. Denizden çıkarma yapabilirler mi? Denediler. Şuraya e, şu, birazdan benim harita gelirse oradan göstereceğim. Denediler. Birkaç kere denediler. Ama, e, ama şu ana kadarki deniz çıkartmaları başarılı olmadı. Peki bir donanma görüntülerine bakalım. Ne demek istediğinizi tam anlayamadım evet, ben. Bakın. Yani bu nedir mesela? 12-10 dedik uçak savar. Dikkat edin mesafe yakın. Gördünüz mü? bak Karayı rahat görebiliyorsunuz. Arka kıç tarafına bakın geminin daha dar yani bir hücum botu olduğunu bize gösteriyor. Tek bir makinalı tüfeği var. Yani bu bir hücum bot efendim. Ee, büyük bir savaş gemisi değil. Onu, önce onu söyleyeyim. Yani donanmamız Gazze'de. Dediği hücum botu. Bu mu? Bu yani. Muhtemelen şöyle yani büyük gemileri daha çok deniz savaşları için tutarsınız. Yani böyle kara bombardımanı içinden ziyade deniz savaşları için elinizde güç olarak tutarsınız. Bunlar daha çok bir şey. Alçak da Bu bir bomba görüntüsü var görüntülerin en sonunda. Evet en son bakalım. O ne anlama geliyor yani şimdi devam ediyor. Bu Zaten tekrar tekrar veriyoruz şu anda bu görüntüyü. Evet. Böyle bir şey veriyor bir de sonuna. Bu ne demek? Yani muhtemelen bir şey. yani bu hücum bottan böyle bir bu atış yapabilir. Mi? Yapabilirler. Yani hücum botlarda füze sistemleri de var. Ha, bir, yani, bu, bir füzede sallamış olabilir. Sallan, yani evet, Bunun mantığı füzede. ne ki? Erev? Evet. Şey, yani zaten havadan bu. Sebebi buluyor. şu. Sebebi şu. Havadan ha, zaten. Haritada buluyoruz. biraz önce dikkat ederseniz deniz şeridiyle denizle e, meskün mahallelerin başladığı yer arasında demin hani mayınlarda da böyle çok dar bir şerit var. Şimdi bu dar şeride sıkışıp kalıyorlar. Bunu açabilmek için, bunu aşabilmek için yani şu kıyı şeridinden bahsediyorum. Şurayı, burada şeyler, minalar hemen deniz kıyısına kadar yaklaşmış vaziyette. Buradaki operasyonların önünü açabilmek için e, hava kuvvetlerinin yanında deniz kuvvetlerinin de e, nasıl diyelim batıdan ateş ateş desteği sağlıyorlar. Peki bu hücum botlar donanmanın bir parçası mıdır parçası bir unsuru mu? Parçasıdır. Peki evet, parçasıdır. bu hücum botlarla birlikte Gazze e, Gazzenin önüne gitmek İsrail açısından Donanmamız oradadır cümlesini haklı kılar mı yani doğru doğru mu? Yani o donanma deyince tabii daha büyük bir güç aklımıza geliyor. Baktığımızda demin mesela akşam görüntüsü gibi böyle arkada da birkaç tane var. Kol düzeninde geliyorlar yani gene şey ama yaklaşıyorlar. Şimdi donanma olsa daha uzun mesafeden bir görüntü daha var. Aha. O da daha önceden yayınlandı. Yine donanma ile ilgili. Ona bir bakalım. Orada belki bir farklılık görebilirsiniz sizin bakış açınızla. Eee bu, bu donanma değil bu. Değil, tanklar burada. Şehrin içine girmişler bak. Bu donanmanın çektiği görüntülermiş. Ha. Ama şehrin içindeler artık evet. Kıyı şeridindeler. Ya kıyı, şeridinde, kıyı şeridinde. Evet. Kıyı şeridindeler. Ama dikkat kıyı edin. E ha, ta donanma çekmiş bu görüntüler öyle mi? Ha, demek ki açık denizden bunları çekmişler. Hmm. Açık denizden. demek çekmişler. ki sahilden ya biraz açık kente denizden girmişler. de olsa ha, belli bir mesafe yaklaşmışlar demek. Tabii ama yani. giriyorlar. Yani Bunu da ancak cümbotlarla botlarla şey yapabilirler. Ya yani burası tam bir meskun mahal artık yani. Evet, evet. evet. Yani şeyde dediğim gibi denizle şu kıyı şeridinde binalar çok yakın. Bitin. Yani bir tane orada El Reşit yolu var. El Reşit yolunun bittiği yerde hemen binalar yükseliyor. Buraya bir İsrail bir tankının girmesi anlamlı değil mi hani meskun mahal açısından yani çok an, çok iki tane tank görüyorum çok ben çok iyi değil bakın gene yan, yana, yan duruyorlar. yana duruyorlar bir iç içe giriyorlar yani bir tanesini vursanız diğeri patlar yani bu kadar yakın olmamaları aslında beklenirdi ama, ama yakınlık var. açısından sormuyorum buraya kadar girmişler buralar olsunlar. şehir merkezi buraya kadar giriyorlar fakat şehir merkezine giremedikleri için içeriye ha. yine kıyıda kalıyor kıyıda kalıyorlar Peki, komutan dolayısıyla solda şehir gözüküyor şehir Resmi sol bak sol taraf bakın. şehir Tamam anladım da bu şehrin içine girdiklerini göremiyoruz. He. Kıyı şeridinde kaldıklarını kıyı şerid. görüyoruz. Yine ama diyor o labirentin içine giremiyorlar. Yani giremiyorlar. O kıyı şeridinde kalınca da dar bir şeritte bu sefer vurulmaları kolay oluyor. Ama yani, burası, burası da muharebi kazanabilmeniz mahal. için açılıp yayılmaya, yayılacak manevra alanları. Ama, bu ama burası da kenarda da olsa bir şehir. Şehir. Yani kırsal alan değil. Değil şehir. Değil. Ama, ama hayat peki burada yok. buraya kadar girdi. Ya Kuzeyden güze... giriyor Ahmet. Bey. Bir şey bir şey soracağım. Meskün mahal çatışması ne demek? Meskün mahal çatışması binaların içerisinde mahallelerde sokaklarda çatışmak demek. Bu bazı tahdit edici özellikleri vardır. Yani hiçbir düzenli birlik Peki, komutanı bir bunu dakika. yapmak istemez. Peki meskün mahal çatışması dediğimiz şey e, askerin elde tüfekle Sokaklara girmesi demek. Evet aynen öyle. Bizim anlayacağımız şey de bu yani hani insanlar... Yani tankla, de... tankla oraya konuşlanmak demek. Yüzde on etkisi oluyor. Etkisi yüzde ona düşüyor Ahmet Bey. Daha çok tanklar ve zırhlı muharebe araçlarının belli yerlerde konuşlandırılıp ateş desteğinden istifade edilir. Ama asıl işi yapacak olan bu konuda yetişmiş meskun mahal çatışmasını bilen piyade askerleri. Peki var. o zaman İsrail'de Gazze kıyısının şeridinde iki tane İsrail tankı görmek, meskun mahal çatışması başladı cümlesini kurmamızı yok, sağlamıyor. Yok, hayır, hayır. Bunlar ateş desteğinde yol, yol, yolun kenarında tertiplenmiş tanklar. Yani ben şunu görmek isterim yani nerede burada bu tankların yanında piyade unsurları nerede bu tankların köşe başlarını tutup işte içeriye fırtına metoduyla ya da işte karma metotla giren askerler onları göremiyorum. O metotların adları mı var? Yani? Var. Kayıp vermemek için olmaz. Fırtına metodu, geçen, kayıp karma geçen hafta, Geçen hafta tartıştığımızda var. buralar yoktu. 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 Demek ki yani, ilerleme bu, olmuş. İlerleme olmuş. İsrail yani, ordusu. Benim harita gelirse oradan gösteriyor. İçimde olmuş. geliyor yani girmiş. Bunun ucu da... Bundan sonraki süreçte o tünellerin fonksiyonu çıkacak. Oradaki direniş çıkacak tamam, ortaya. Size... Bundan sonraki süreç önümüzdeki hafta muhtemelen onu konuşacağız. Yani şey, ilerleme söz konusu olması için bilim, karşılıklı bilim, bilim olarak o, göğüs göğüse o, belki savaşmaları gerekiyor. Bu Şu, Şati kampı evet, var. El Şati şey kampı. Diyor, şey, Onun diyor. kuzey batısına kadar inmiş. sahil diyor. Onu harita üzerinden göster. Ha, tamam. Yani, Nereye kadar girdiler El yani Şati var, kampının var, kuzey batısına ama kadar Ama siz yani haritaya baktığınızda var. da bu söylediklerinizi destekliyor değil mi? Tabii, hani tabii. tam olarak şehir merkezlerine girememiş giremeyenlrdalar. Mesut Mahal çatışması başlamadı. Başlamadı. Bunları söylüyorsunuz. Aynen. Devam tamam. ediyoruz. Yani haritaya baktığımızda da bunları göreceğiz. Bunları göreceğiz ama daha anlamlı göreceğiz. Yani nerede? Anladım. Bütüne baktığınızda İsrail askerleri, ordu güçleri nerede? Ee, direnççiler nerede? Ee, i̇şte o hani Gazze'nin kalbine girdik. Onun bir anlamı var. Hani onu da açıklamak Şimdi isterim. Mesela bence bu etkili bir propaganda videosu. Evet. Adam Şu ana bunu, kadarkilerin içinde ne? Evet, adam bunu denizden çekiyor. Denizdeki unsurlar bu videoyu çekiyor ve diyor ki biz diyor Gazze'nin içine girdik diyor. Ama Şimdi, efendim yan tarafta deniz var ya. Tamam anladım. Girememişler. E, yolda yığın kalmışlar. Bilmeyen insan için hmm. apartmanın dibinde tank gördüğünüz yani, zaman onun, onun şehir içine girdi olarak. Tabii ben öyle algılamadım. Ama bu aslında büyük bir risk yani. Bu şekilde yığılıntı halinde bakın bir binanın önünde dört tane tank var yani. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani Bu arada hiç... sağlam bina yok ha. Aynen. E, tabii yıkmışlar ya. Bir tane yani. sağlam bina yok. Gördüğünüz gibi kıyı şeridinde içeriye, içeriye girmiş olsalar onun teplem görüntülerini ol, de yayınlarlar. Deprem olsa böyle olmaz. Tabii. Deprem olsa olur. böyle olmaz. Evet. Evet. <laughs> Bu arada yine bir İsrail propaganda videosu. Hama Ne diyorlar? Hamas'ın silah deposunu vurduk diyorlar. Şu dokuzuncu görüntüyü bir getirebilir misin? bir öyle bir görüntü paylaşmışlar. Bu galiba. Bu mu? Hamas'ın silah deposunu vurduk diye bunu yayınlıyorlar. Silah deposu yer üstünde mi Hamas? Ben de onu diyeceğim. Bir göreyim ha, de dedim önce görüntüyü. Bu, bu görüntüyü ha. yayınlıyor ve diyor ki ben diyor Hamas'ın... Ha bu silah... vurduğu yer. Ha. Tabii, tabii değişik açılardan, değişik kameralardan, değişik tekniklerle çekilmiş bir video bu. Aynı aynı yer. Benim anladığım. Ne ne demek bu? yani şöyle e, izah edelim. Şimdi bir silah deposunu vurduğunuz zaman bir silah deposunun içerisinde birden fazla farklı kombinasyonda silah cephane mühimmat vardır. Ne vardır? Mesela e, piyade tüfeği mermisi vardır. Bu el bombası vardır. İşte roket atar mermileri vardır. E, ne bileyim yani mayınlar vardır. Şimdi vurduğunuz zaman iyi bir gözle analiz ettiğinde her bir grup silahın farklı bir e, alev çıkardığını ve farklı bir sis çıkardığını görürsünüz. Ben burada başka bir şey göremedim. Tek sis vardı. Bir daha başa alabilir miyiz bu görüntüyü? Ve birden fazla patlama olur Ahmet Bey. Çok ne karakteristiktir yani. Ha bu da var görüntüler evet, içerisinde. Evet. O... Ha bu diyor bunu da ele geçirdik mi diyor. Bir de bir de Ahmet Bey şeyi söylüyor. Hem silah deposunu vurduk diyor hem de sanayi ve silah bakanı etkisiz hale getirdik diyor. Hamas'ın demek ki öyle bir bakanı varmış. Şimdi burada bir daha göreceğiz o görüntüyü. Sizin ne demek istediğinizi daha iyi anlayacağız. Durdu. Şu burada duralım. Durdu. Bir önceki görüntü aslında daha Ona dönemiyoruz. Bir daha başa yapılmış alıp gelebilir Belli miyiz de buraya? ne boyutta yapılmış Onur. belli değil. Evet. Biraz şey görüntüler tabii bunlar. Ya bir de hani bir mühimmat deposu ben gördüm. Bir düğmes, <laughs> mühimmat deposunun patlamasını gördüm. Yani normal bir bombanın 10-15 katı büyüklüğünde bir hacimle patlıyor. Burada sadece bir bomba görüntüsünü hmm. ben görebiliyorum. Yani toprağın duralım. Dur. Heh. Durun. Yani bakın şu toprak, şu beyaz ve siyah, siyah karakterdeki bomba. iki tane görüntü. Yani burada bu beyaz görüntünün çıkmasına sebep olan başka bir büyümat olabilir. Onu size söyleyeyim. Şu da siyah görüntüler şeyin bir kimyasal yanmanın olduğunu gösteriyor. Evet burada bir mühimmat olduğunu söyleyebilirim yani. Şu boyutu boyutu itibariyle de şeyden biraz daha büyük. Bu silah deposu anlamına gelir mi yoksa bir grup silahı mı? İm Efendim? Bir silah deposu büyüklüğünde midir orası? Yani yoksa... bir silah deposu olduğunda şöyle bir karakteristik çıkar. Ben kendim bizzat şahit olduğum için söylüyorum. Peş peşine patlamalar olur. Birden fazla her bir patlamada ayrı Duman kümeleri çıkar. var var burada ama. Yani şöyle siyah bak. var, beyaz var, toprak var. Toprağı ayrı, yani toprağı karıştırmamak lazım o ayrı bir şey. Yani beyazla siyah arası önemli. Bir de birden yani vurduktan sonra da patlamalar olur. Tabii. Devam etsin Olur mu? Devam etsin. Mesela baktığımızda ben o ikinci patlamaları göremedim. Zincirleme reaksiyonu. Evet zincirleme reaksiyon ya, olabilir de hani küçük bir depo da olabilir. Doğru. Bu ha. ne demek burada da bir takım şeyler patladı. Bir meskun binayı vurmuşlar yani. Demek o. Ama genellikle Hamas yani bu tür önemli silah depolarını tünellerin içerisinde saklıyor. Yani belki yukarıdaki unsurları için bir takım silahlar mı bıraktı onu bilemiyorum. Mühimmat Yok. mı bıraktı? Olabilir yani. O bir de ele geçirilmiş silahlar gibi bir görüntü vardı. Evet. Mayınlar dikkat et. et Mayınlar mayınlara var. çok dikkat etme. Antitank mayınları onlar. Fakat gördüğüm kadarıyla içlerinde Batı ülkelerinin mayınları gibi Pardon? de bir bir durum var. ...ele geçirilen silahlar... ...bu görüntünün devamı değil miydi? O başka. Sesli bir izleyelim bakalım bunu. <Sessizlik> bu ne? <Tavallı. Sessizlik> Küçük iş makine. Küçük, Küçük iş <Sessizlik> o, gibi değil diyor. Şimdi o demin izlediğimiz... ...sesli izliyoruz. Yani o çıkan sesi de duyun dedim. Evet. evet. Yok, evet. tek patlama tabii. tek patlama. Bu bu da, patlama. Tek Bu da tek pat. Bu zaten çok bu bir mekruh bina yani şeyde yapılmış, kurulmuş. Eğer varsa o silah görüntüsünü ona bakacağız. Aha. Çünkü ona dönebilir miyiz o bir ele geçirilmiş ve hemen duralım orada geçer geçmez. Çünkü Hamas her Görüntü paylaştığında tünelden silahla çıkıyor Hamasçılar. bugüne yine o donanmanın çektiği görüntü, Donanman, eski evet. görüntü. Ama belli ki bir e, Hamas'a ait bir silah deposu büyüklüğü tartışılır ama onu imha etmişler. Evet, onu söylüyor El de Şu bir durabilir miyiz burada? Duralım. Bu bir Hayır. mesela. Yani Hamas'ın yer üstündeki bunlar nedir şunlar? Şimdi burada dikkat edeceğiz şu önemli. Bu güdümlü tank savar silahı efendim. Tamam bunu çöz. Şunlar, şunlar güdümsüz. E, Buna RPG e, roketleri. E, tahmin ediyorum bunlar RPG-11. Şunlar RPG-7. Bakın aynı grup silahlar. 11'ler biraz daha uzun 1100 metre. Bunlar biraz daha kısa 900 metre. E, i̇şte şunlar da bunların atıcıları. Yani bunlar mayın mıdır? Şimdi Bunlar mayın. Şunlar mayın, Bakın. Şu arkadakiler el bombaları galiba. Şunlar el bombası. Ya Onur beni iyice askeri uzman yaptın ya. <laughs> yani evet. Ya. Bundan sonra siz anlatacaksınız biziniz <laughs> Ahmet Bey. Yani Peki yani burada bu, ama mesela bu nedir? Yani bu Hamas'ın nes, nesini yakalamış oluyor burada. Yani önemli yani, bir ciddi bir Yok. Çok bir şey ifade etmez bu. Asıl mesela ben burada neyi bekledim? Ee, Yasin roketlerini bekledim. Yasın roketi çünkü şunlarla Merkavayı e, uçuramazsınız. Peki bunlar şöyle olabilir mi? O dediğiniz aslında bana çok mantıklı geldi. Yani Hamas asıl tünellerde konuşlu, bütün silahları da tünellerde. Melik sen mi dedin? Evet, evet sürekli Or o, o silahla çıkıyorlar evet. ha. Hani bir de bir yerüstü unsurları için O işte şey var. Hatırlarsanız 1500-2000 kişilik Hamas'ın şu an Gazze Şeridi dışındaki üyeleri var. Tamam. Yerüstü yani, unsurlar yani, Yerüstü için... unsurlar için Kullandıkları Muhtemelen orayı bir, basıp böyle bu silahları herhalde orayı buldular yani ya da bunlar onlar o vurdukları yerde bunların bulunduğu bir yer olabilir. Çünkü çok sayıda var, var. Ne var dedin? Ama yani 33 günlük anlamam bir operasyonda hiç hiç bu diye. kadar mı bulmuşlar? Bunu. Yüksek sesle. Değil mi? Ne? Evet duyuyorum şimdi söyle. Şimdi tahliye görüntüleri var değil mi? Bu tamam mı? Bu bitti mi görüntü? Biraz daha ilerletebilir Biraz daha ilerleyebilir miyiz şu görüntüyü? Hepi topu. Aynı şeyler hepsi, hepsi aynı. Bu, şu görelim. grup mayın grubu yani. Evet. O köşedeki bakır teller mi onlar? Muhtemelen evet. Şey bakır tel. Birbirine bu şey bağlama. e, neydi onun ismi bazı şey, tuzaklama ve elektrik akımı geçmesi için yer altında kullanılıyor. Bu bir tuzakları çok yaşayın.